Peki Beşiktaş'ın ardından dün oynanan yine bir karşılaşma vardı biliyorsunuz. Trabzonspor, Ekas, Eyüp Spor mücadelesi değerli izleyenler. Bu karşılaşmaya da değinelim Taner. Trabzonspor'u iyi günler geçirmedi. Eyüp Spor'un lige başladığını başlarken de söylemiştik. Trabzonspor kısmından biraz konuşalım. Çünkü Abdullah Avcı ile de yollar ayrıldı. Evet. E şimdi yeni bir teknik direktör Şenol Hoca'nın ismi gündemde. E, neler söyleyeceksin? Muhtemelen Şenol Güneş olacak gibi gözüküyor. Yani Hı -hı. dün de sevgili Ulaş Özdemir'in verdiği bir istihbarat vardı. Bugün görüşmeler olacak şeklinde. Masaya oturulduktan sonra Şenol Hoca'nın ben Trabzonspor'un e, masadaki teklifini sorgulayacağını düşünmüyorum. Hı, -hı. O masaya oturulursa Şenol Hoca muhtemelen zaten önüne gelen rakamları, sözleşmeleri bir şekilde Trabzonspor'un menfaatleri doğrusunda onaylayacaktır. Ben e, masaya oturulursa masadan anlaşma olmadan kalkacağını düşünmüyorum. Hı hı. Şu anda Trabzonspor camiasının... Bugün bir görüşme olacağı da söyleniyor bu arada Başkan Ertuğrul'la Aynen Doğan öyle. Bugün Arasında. bir görüşme gerçekleşecek gibi gözüküyor. O yüzden de ben e, Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, bence Şenol Güneş'in de Trabzonspor'a şu anda ihtiyacı var. Hı hı. Yani Şenol Hoca elbette muhteşem bir deneyim. Ve bu takımın dinamiklerini ve şehrin nabzını iyi bilen bir Kesinlikle. teknik direktör. E, Fatih Tekke elbette herkesi çok heyecanlandırıyor ama bir takım çalıştırıyor. Bugün takım çalıştırmıyor olsaydı Fatih hmm. Tekke e, muhtemelen mevcut da Trabzonspor'un hocası olurdu. Olurdu. Ama mevcut adaylar içerisinde e, boşta olan bu takımı toparlayacak e, enerjiye ve nabzı iyi bilen bir teknik adam olarak Şenol Güneş'in ben... Ee, iyi bir isim olduğunu ifade edebilirim. Hı hı. Trabzonspor kötü günler mi geçiriyor dersen, bence Trabzonspor kötü günler geçirmiyor. Trabzonspor ligde iki beraberlikle başladı. İki evet. maç, iki beraberlik. Avrupa arenasında tabii ki de çok da istenecek bir senaryoyu yaşamadılar. Hı hı. Ama iyi bir kadroya sahipler. Bugün baktığımız zaman Trabzonspor kadrosuna, Okay yokuşundan Edimviskas'ına, Orsic'ine çok iyi oyunculara sahipler. Sadece bu ayenki hızlı bir şekilde yakalamaya ihtiyaçları var ve Milli ara bu yolun teknik direktör değişikliğinden geçmesi peki e, sence doğru mu? Ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor toparlanacaktı bence. Abdullah Avcı ile devam etseydi de toparlanacaktı. Hı -hı. Bu takımın milli arada Abdullah Avcı ile birlikte daha iyi bir noktaya ulaşmasını bekliyordum. Camia biraz daha heyecanlı sabırsız. belki sabırsız olarak Hı -hı. da adlandırabiliriz. Kamuoyu baskısı vardı. Taraftarın bu konudaki baskısı çok yüksek seviyelerdeydi Hı -hı. ve bu fırtınaya hoca dayanamadı. Yönetim dayanamadı. Ve değişikliğe gitme ihtiyacı duydular. Ama hı hı. şunu söyleyeyim ben Başkan Ertuğrul Doğan'ın gönlünden geçenin avcı ile yolları ayırmak olduğunu çok düşünmüyorum. Hı hı. İçten gönlünden geçenin avcı ile yolları ayırmak olduğunu düşünmüyorum. Ama biraz kamuoyunun baskı isteği, biraz Aynen. taraftarların özellikle sosyal medyasından oluşturdukları ambiyans ve baskı, son maçtaki konferans ligi elenmesinden sonra tribünlerin istifa çağrıları sonrasında Biraz mecburiyetler hı hı. öne çıkmış gibi gözüküyor. Ya bir de bu kadar fazla transfer yapılıp hala bir çözüm bulunamayınca biraz da Abdullah Avcı'nın üzerine kaldı. E, ama 10 tane 10 küsür tane transfer yaptınız. Evet, Ve bu biraz transferleri var, kime göre canım. yaptınız? Avcı'ya göre yaptınız. Hı hı. Şimdi Abdullah Avcı'ya göre yaptığınız bir transfer periyodunun ardından daha sezon başlamış, hı hı. transfer de sezonu bitmeden ele. İkinci haftadan hoca ile vedalaşmak da çok büyük riskler barındırıyor. Tabii. Ha bu süreci Şenol Hoca gelir toparlar. Olabilir. Ama dediğim gibi zaten bu kadro bir şekilde oturacaktı. Ve bence milli ara büyük bir fırsat. Eyüp Spor karşısında da Trabzonspor çok mu tatmin etti dersen? Hayır. 12 şut, 6 isabet. Daha böyle verimli olabilirlerdi. E, bunu çok da başarabildiler mi? Tartışılır. Hı hı. Ama dediğim gibi milli ara yaklaşık ayın 13'üne kadar 10-12 günlük bir çalışma sürecinde Trabzonspor bugün yarın hocasına açıklar evet. yeni hocasını ve takıma hızlı bir şekilde katılan bir hoca vakit kaybetmeden de bir şekilde takıman uyumunu sağlayacaktır. Tabii şimdi Şenol Güneş örneğini vereceğim anlaşma uzarsa takım açısından da yine Riskli. o fırsatı değerlendirememiş olacak. Çok büyük sıkıntı. Yani şu anda mükemmel bir alan var boş bir süreç var hoca da eminim ki Trabzonspor'un kılcal damarlarını anlaşma öncesinde o takımı çalıştırma ihtimali olsa da olmasa da elbette inceliyordu takımı. Yani hoca gelip de hiç bilmediği bir takıma hoca olmayacak. O yüzden hocanın takıma uyum sürecinin çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Ama elbette ki kim oyuncular? Çünkü bu kadroda evet Okay zorlanmaz, Uğurcan elbette zorlanmaz, Enis de zorlanmaz, Cihan da zorlanmaz ama bazı oyuncular da Şenol alışması gerekecek. Aynen Bunun için aynen. de bu milli ara çok büyük fırsat. E yine takımla ilgili Enis'in dünkü karşılaşmada bir sakatlık yaşadığını tekrar hatırlatalım. Onun da durumu belki bugün ya da yarın netlik kazanacaktır. Hala ileri uç için önemli bir ihtiyaç var takımda. Evet biraz ambulans da biliyorsun götürüldü. Evet. İnşallah durumu çok ciddi değildir. <laughs> Enis'e Türk futbolunun ihtiyacı var. Sadece Trabzonspor'un değil. O yüzden de umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. ve En kısa zamanda dönüş yapar ama hücum bölgesinde senin Tabii. de söylediğin gibi bir türlü tamamlanamamış olması hücum bölgesinin biraz elinizi kolunuza bağlıyor. Hala onu açıyor bekliyoruz onu açı Evet abi. hala onu açı bekleniyor. İşte farklı isimler konuşuluyor. Enis var elinizde. Hı -hı. Bence Enis de iyi bir start verdi ve finalinde onun sakattı çok keyifli bir durum değil. Peki geçmiş olsun dileklerimizi evet. de iletmiş olalım.